İşte adam böyle taşı kırmaya çalışıyor. Böyle koskoca bir taş var. İşte baltayla vuruyor böyle taşta hani çatlama dahi yok. Ama o en son bir vuruşunda taş böyle koskoca taş ortadan ikiye ayrılıyor. Ya böyle hani bir şeyi geliştirme yolculuğunuzda da belki o küçük şeyler hani önemsiz gibi geliyor olsa bile hani onları devamlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde yaptıkça hani o küçük şeyler kayda değer bir şey haline gelebiliyor. Uzun bir aradan sonra tekrardan herkese merhaba, ben Ali Emre. Arayı yine bayağı açtım, hatta geçenkine göre çok daha fazla bir uzun süre içerik üretmemiş olabilirim. Yani bu artık bayağı hani okulu, diğer yaptığım şeyleri geçtim. Bu bayağı benim ertelememle de alakalı bir şey oldu. Ama buradan bu videoyla hem kendime hem de size bir söz veriyorum. Bundan sonra amacım her hafta bir tane video içerik üretmek. Ya bu geçen sefer, geçen yaz yaptığım gibi hani 90 günlük bir içerik üretme kampı gibi bir şey yapamayabilirim. Çünkü bu sene benim biraz daha sınav senem. Birazcık daha o tarafa eğileceğim bu yaz. Bu arada bayağı da trafikte ses çıkıyor. Korna sesleri falan umarım gelmiyordur. Neyse, bu videoda sizlere yakın zamanda okuduğum, okuyacak olduğum, okuyor olduğum kitapları göstermeye çalışacağım. Genel olarak girişimcilik ve kişisel gelişimle ilgili kitaplar olacak tabii ki. Ve sanırım daha önce hiç yapmadığım bu kanalda bir tane de roman önereceğim sizlere. Bayağı hoşuma giden bir romanı da sizinle paylaşacağım. Şimdi gelin o zaman kitaplara geçelim. Evet, şimdi sizlere ilk bahsedeceğim, önereceğim kitap Naval Ravikant, Bilgenin Güncesi kitabı. Şimdi ben aslında belki Naval Ravikant'ı biliyorsunuzdur. Kendisi bir melek yatırımcı ve işte filozof ve şeyinde kurucusu, Angel List'inde kurucu ortağı. Bayağı işte YouTube'da mesela podcast'leri var. İşte en son mesela geçen şeyi gördüm. Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'le mesela işte bir podcast'i vardı. Sonra işte Twitter'da içerikler falan üretiyor. Benim bayağı böyle hani severek takip ettiğim bir insan. Ve bu kitap aslında, kitabı Naval Ravikant yazmış. Kitap aslında Naval Ravikant'ın içeriklerinin derlemesi tarzı bir şey. Hatta Eric Jorgensen diye bir adam bu işte Naval Ravikant'ın tüm içeriklerini ondan izin alarak derliyor. İşte tweetlerini, podcast'indeki konuşmaları. Kitap böyle iki bölümden oluşuyor. Mutluluk ve zenginlik tarzında. İşte iki bölümü var. Ve hani bu choose your adventure diyorlar İngilizce'de. Hani nereden okumak istersen oradan başla, oradan oku. Hani böyle baştan açıp oku tarzı değil de hani neye ilgin varsa, neyi merak ediyorsan, hangi bilgiyi edinmek istiyorsan o tarz hani kitabın herhangi bir bölümünden okumaya başlayabilirsiniz. Ve bu kitapta yine en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu Visualize World diye bir sayfa var Instagram'da, Twitter'da belki biliyorsunuzdur. Böyle sözleri işte baya böyle minimalist bir şekilde hani görsele tasarıma döküyorlar. Ve onun tasarımcısı da Jack Butcher. Ve bu kişiden de izin alıp o tasarımları da kullanmışlar. Çünkü Jack Butcher bazen Naval Ravikant'ın sözlerini, içeriklerini de bazen böyle Visualize World sayfasında hani görsele döküyordu. Ya mesela birkaç tane örnek göstereyim hatta. Mesela şöyle işte hayatta tüm servet olsun, ilişkiler olsun veya bilgi olsun bileşik faizin getirisidir. Uzun vadeli oyunlar oynayın o yüzden. Ben de hatta birçok kez bahsetmiştim bileşke getirden, compound interest'ten. Sonra mesela deneme yanılmayla çözün. Sonra tekrar tekrar yaparak para kazanın. Şu kenara bir yere de eklerim bunların görsellerini. Tarzında bir de şu şöyle gördüklerinizde direkt tweetlerin Türkçe'ye çevrilmiş hali. Bu arada Naval Ravikant'ın bir tweet storm'u vardı. How to get rich without being lucky. İşte hani şanslı olmadan nasıl zengin olunur diye böyle bayağı popüler bir tweet storm'unun da ilk başlarda şu şekilde bir Türkçe'ye çevrilmiş halde var. Bakın buralar tamamen o tweet serisinin Türkçe'ye çevrilmiş hali. Böyle tamamen yeni bilgiler öğrendim diyemem, zaten takip ettiğim için hani benzer şeyleri de gördüm ama böyle yazılı bir halini görmek baya hoşuma gitti. Bu arada kitabı ben ilk başta İngilizcesini bir okumaya başlamıştım. Aynı şekilde navalmenek.com'da hani kitabı direkt ücretsiz İngilizce halini PDF olarak indirip de okuyabilirsiniz. Sonraki önereceğim kitap Zahmetsiz kitabı, Greg McKeown'un Effortless kitabı. Aslında bu kitap tam bitirmedim bunu bu arada. Öncekini bitirmiştim de
Bunun aslında yazarın bir tane daha kitabı var. Essentialism, Özcülük diye. Kendisi de diyor o kitap doğru şeyleri yapmakla ilgiliydi. Bu kitap da aslında doğru şeyleri daha doğru yollarla yapma. Yani zaten şu altında da yazıyor. Yani önemli işleri yapmayı kolaylaştırın diyor. Aslında bu kitabın çıkma noktası da yazarın yaşadığı bir yine olaydan geliyor. Böyle eşi işte böyle bayağı kendini işe verdiği bir dönem. İşte başka bir yerdeyken eşi böyle bir bir şey geçiriyor, böyle bir hastalık geçiriyor. Kitabın başlarında yazıyordu. Ve sonrasında aslında bu işler bu şekilde başlıyor. Hatta bakın şu şeyden de göstereyim size. Bakın hep doğru gerçekler gerekçelerle doğru şeyler yapıyordum ama onları yanlış yollarla yapıyordum diyor. Ağırlık kaldırmak için bel kaslarını kullanan bir halterci gibiydim. Düzgün nefes almayı öğrenememiş bir yüzücü gibi diyor. Zaten şu arkasında da yazıyor aslında kitabın şeyini. Zahmetsiz en önemli işleri tükenmeden en kolay şekilde yapmak ve istediğiniz sonuçları elde etmek için tavsiyeler sunarak daha kolay bir yol gösteriyor diyor. Ben şey kitabını okuduğum için özcülük kitabı, öz kitabı hoşuma gittiği için de yazarın bu kitabını da aldım. Siz de bir inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bir sonraki önereceğim, bahsedeceğim kitap Stoacı'nın Günlüğü. Kendine hakim olma, sabır ve bilgelik üzerine 366 düşünce. Ryan Holiday'in bir kitabı bu da. Ben diğer yazarın kitaplarını, Engel Yolun Kendisidir kitabı vardı. Hoşuma gitmişti. Sonra işte Ego Düşmanındır diye bir kitabı vardı. Onu tam bitirmedim ama incelemişliğim var. Bildiğim için de bu kitabını da alayım dedim. Bu kitap aslında böyle her gün böyle farklı farklı konularda birkaç düşünce böyle paragraf tarzında düşünceler içeriyor. Hatta mesela böyle ayları da işte atıyorum Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos eylem prensibi diye ayırmışlar. İşte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık mesela irade prensibi, böyle ayları da şeyler üzerine ayırmışlar. Ya böyle mesela her gün hani ben kendimi %1 geliştirmek istiyorum derseniz, hani kendinize gelişme yolculuğunuzda belki yardımcı olabilir. Ya bazen mesela böyle bir sayfa mesela okumak bile belki çok küçük gibi geliyor olabilir ama hani az önce şu kitaptan da gösterdim ya, hani şey diyor, hayattaki her şey işte bileşke faizin getirisidir. Hani o yüzden uzun vadeli oyunlar oynayın. Hani belki hatta bakın size şeyi de koyarım. Bakın şu Effortless Zahmetsiz kitabının yazarının Instagram hesabında, Greg McKeown'un Instagram hesabında böyle bir video vardı. İşte adam böyle taşı kırmaya çalışıyor. Böyle koskoca bir taş var. İşte baltayla vuruyor vuruyor, böyle taşta hani çatlama dahi yok. Ama o en son bir vuruşunda taş, böyle koskoca taş ortadan ikiye ayrılıyor. Ya böyle hani bir şeyi geliştirme yolculuğumuzda da belki o küçük şeyler hani önemsiz gibi geliyor olsa bile, hani onları devamlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde yaptıkça hani o küçük şeyler kayda değer bir şey haline gelebiliyor. Ama bunun için işte o küçük de olsa o şeyi devamlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ya yani ben o yüzden mesela bu kitabı da hani böyle alıp normal sıradan başlayıp bitirmek yerine böyle her gün bir sayfa okumaya çalışıyorum. Bu kitabı da bir inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bir sonraki bahsedeceğim kitap Monte Cristo Conto. Bu aslında böyle iki ciltten oluşan bir kitap ve böyle diğeriyle birleştirdiğinizde bayağı kalın oluyor. Ama aslında benim bayağı hoşuma giden bir kitap. İlk ciltinde uzun olmasına rağmen ben ilk cildin neredeyse bitti bitecek. Çok kısaca spoiler vermeden size kitaptan bahsetmeye çalışayım. Ana karakter Edmond Dantes bir iftiraya gidiyor. Bir iftira atılıyor ona. Ve bu yüzden de işte özgürlüğünü kaybediyor. İşte babasından, sevdiği kızdan falan uzak kalıyor. Ve hatta şu arkasından okuyayım, yanlışlıkla ağzından spoiler çıkmasın. İftiraya uğrayan denizci Edmund Dantes bu şüphe girdabında sevgilisi Mercedes'i, babasını, özgürlüğünü bir anda kaybeder. Acı korkunç tecrübelerle dolu bu dönemden kaderin cilvesi ve azimle çıkmayı başarır. Artık güçlü, bilgili ve zengin biridir ve aklında tek bir şey vardır: Tanrı'nın adaletinin gereğini yapmak. Doğudan gelmiş gizemli bir kont kılığında bir intikam meleği gibi Paris sosyetesinin üzerinde dolaşır ama intikamı yalnızca düşmanları değil, masumların da hayatını değiştirecektir. Dediğim gibi bayağı benim hoşuma giden bir kitap. Hani mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. Hatta Ezel diye bir dizi var, belki duymuşsunuzdur. O dizi de aslında bu kitaptan ilham alınarak oluşturulmuş bir dizi. Bir sonraki bahsedeceğim kitap Aradığın Her Şey, Jeff Bezos ve Amazon Çağı.
Ben böyle şirketlerin gelişimiyle ilgili kitaplar böyle okumak hoşuma gittiğini fark ettim. Hatta bununla ilgili okuduğum ilk kitapta Jack Ma Ali Baba'nın Dünyası diye bir kitaptı. Böyle işte eBay ile olan rekabetleri, o işte Google'la olanlar, Yahoo ile olanlar falan benim bayağı hoşuma gittiği için hani böyle şirketlerin gelişimini görmek, atlattıkları zorlukları falan görmek bu kitabı da alayım dedim. Çok okumadığım için çok fazla bir yorum yapamıyorum. Hani diğerlerine en azından bir başlamıştım, belli bir yere kadar geldiğim için bir şeyler diyordum ama bu kitabı da bayağı gördüğüm için aldım, bir inceleyebilirsiniz siz de. Bu yılda bahsedeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Haftaya sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.